Genel anlamda Haşmi Rafsanjani'nin siyasi yolculuğu ve dünyaya bakışını özetleyen bir haber. Peki işin daha detaylı kısmında ne var? Yani Haşmi Rafsanjani İran gibi bir ülkenin 79 devriminden itibaren en etkili isimlerinden biri. Belki İmam Hümeyni'den sonra en fazla adı geçen ve İran'da etkili olan siyasi olarak ani ölümü İran'da ne tür değişikliklere yol açabilir? Hangi dengeleri sarsabilir? Bunu Profesör Doktor Ahmet Uysal'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önce sizi anons ederken doçent dediğimden dolayı özür dilerim. Düzeltiyorum. Profesör Doktor Ahmet Uysal. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı. Şimdi hocam Haşmi Rafsanjani'nin ölümü. Önce buradan başlayalım. İran'da açık görünen bir siyasi hareket, değişiklik, bir kıpırdanma meydana getirir mi? İyi akşamlar. Tabii doçent olarak anons etmenizde bir sıkıntı yok. Sadece yeni bir durum olduğu için O zaman kutlayalım hocam. Olduk. Tebrik edelim, kutlayalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tabii iki özelliği var, iki temel özelliği. Bir, İran devriminin neredeyse bir özeti gibi Hümeyni'den sonra en önemli kişi olması, İran siyasetinde belirleyici olması, hatta Hümeyni'nin yerine geçecek olan Hameney'in başa gelmesine de ciddi payı olması. Çünkü ona da itirazlar vardı, direnç vardı falan. Evet. Bu bir tarafı. Yani bir anlamda rejimin, şu andaki İran rejiminin kara kutusu da denebilir. Bir sürü yerde rolü var. İkinci özelliği de bugün İran'da iyice gerilmiş olan, tıkanmış olan rejimin işte muhafazakarlar ve reformcular arasında mücadelenin kilit ismi olması ve özellikle gücünü reformculardan yana desteğini açıklamış olması ve artık İran'da da biliyorsunuz bu devrimin şeyleri iyice azalıyor, sayıca azalıyor. Reformcu kanatta pek artık karizmatik ve milleti aslında çoğunluğu ve toplumu temsil eden kanatta böyle bir figürün artık haritadan ortadan kalkmış olması. Evet. Bu tabii moralman çok önemli. Özal şeyine benzettiniz. Tabii ki belli bir şüphe var. Acaba kritik dönem öncesi böyle bir suikast veya bir kasıt mı var gibi. Belki hani bunları biz bilemeyiz ama Özal tabii baştaydı ve etkili bir konumdaydı. Evet. Rafsanjani ise muhalefetin en önemli adamı. Yani bulunduğu tabii konseyde düzenin maslahatını belirleme teşhis konseyde bir istişare bir konsey. Çok belirleyici değil ama meşruiyeti ve ağırlığı açısından çok önemli. Yani hem İran rejiminin tarihinde hem bugünkü dengeler açısından ciddi bir önemi var, yeri var diyelim. Şimdi hocam peki bu son dönemde yaptığı eleştiriler. Yani diyor ki Şia Orta Doğu'da enteresan bir siyasi eylem şekli geliştiriyor. Ve bu DAEŞ gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi İran gibi çok ketum, özellikle mezhep konusunda asla taviz vermeyen ve devlet yönetimini de kesinlikle mezhepsel önceliklerin belirlediği bir ülkede bütün bunlar Rafsanjani'yi hedef yapmış olabilir mi? Ölümüyle ilgili sormuyorum. Yani son dönemdeki eleştirilerin merkezine koymuş olabilir mi? Tabii yani zaten 2009 seçimlerinden bu yana Rafsanjani biliyorsunuz muhalif ve reformcularla beraber davranmıştı ve bu yüzden de hatta oğlu ve kızı hapse atıldı yani farklı gerekçelerle. Şu anda yani Hümeyni'den sonra Hümeyni kısmen İslam davası tabii mezhep ağırlığı var Hümeyni döneminde ama Şii mezhep taassubundan biraz daha yukarı çıkarak İslam kardeşliği işte ümmet, antibatıcı, işte birleşme vesaire davasını daha fazla önemsiyordu. Ama giderek Hameney döneminde, Ahmet Necat döneminde giderek rejim içeri kapanmaya ve mezhep taassubunu, mezhep önceliklerini bunu tabii İran milliyetçiliğiyle birleştirerek, Fars milliyetçiliğiyle birleştirerek harmanlamaya başladı. Ve bu klasik zaten biraz yolundan yani eski davasından sapan çizgiye de ters geliyordu. Bu Rafsanjani eleştirilerini de meşru hale getiriyor veya daha anlaşılabilir hale getiriyor. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Türkiye'de hani mezhepçilik yapılmasın, işte bakın Suriye'de akan kanda bu özellikle radikal kanadın, muhafazakar kanadın çok ciddi payı var. Irak'ta ciddi müdahaleler var. Ve bu Hameney ve devrim muhafızları özelinde, devrim muhafızları yani ordunun, rejimin bel kemiği gibi düşünmek lazım. Bunların öncülüğünde, Hameney'in desteğinde rejim çok daha iddialı, çok daha belki
bölge için yıkıcı olabilecek bir serüvene, bir maceraya atıldı. Rafsanjani bunlara karşı çıkıyor. Rafsanjani tabii eskiden de Batı'yla iyi geçinilmesi, ekonomik kalkınmaya önem verilmesi, bu da tabii Türkiye'yi de ilgilendiriyor, komşularla iyi geçinmesi vesaire konularında ciddi bir tavır değişikliği veya tavır farkı var. O açıdan önemliydi ama hani çok da yani onlar kötü, bu daha iyi gibi değil. Şu anda bu zamana kadarki birikimde Rafsanjani'nin de tabii ki İran rejiminin yaptığı iyi veya kötü bir mirasta ciddi payı var diyelim. Şimdi yani, o zaman tek başına İran... bir iyi veya kötü gibi bir ayrım yapmak değil de. Anladım. Evet, buyurun. Yani bundan sonra peki bu bir değişikliğe yol açabilir mi? Yani İran'da Rafsanjani'den sonra biraz daha ılımlı, biraz daha ümmet başlığı altında, yani İslam dünyası, Sünni dünya, daha açık söyleyeyim Türkiye ile birlikte hareket eden, daha doğrusu İslam coğrafyasını önceleyen, mezhepsel ve Fars milliyetçiliğini biraz kırıp daha çok hani İslam ve Müslüman başlığını öne çıkarabilen bir lider, bir değişiklik, yani Rafsanjani'nin ölümüyle orası daha umut var bir şekilde doldurulabilir mi? Yeni bir isim çıkar mı ortaya? Zor görünüyor çünkü artık devrim muhafızları, Rafsanjani'nin şöyle bir sistemsel rolü oldu. Kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde devrim muhafızları özellikle yani siyasete çok karışmaya başlamışlardı. Bu da onu kırmak için dedi ki siz ekonomiye girin, işte biraz daha dünyevi işlerle uğraşın. Ama bu dönemde devrim muhafızları bir sektör olarak belki Mısır ordusuna benzer bir şekilde ekonomik olarak çok semirdi, çok güçlendi. Tabii siyasi askeri gücün yanında bir de ekonomik güç eklendi buna. Evet. Bugün devrim muhafızları ve işte Hamene'nin temsil ettiği ekol, yani muhafazakar ekol sisteme tamamen hakim durumda. Ruhani tabii ki bunu kırmaya çalışıyor bugün Cumhurbaşkanı olarak ama ne dışişleri, yani dış politikada ne güvenlik politikada da çok belirleyici değil. Belirleyici kim? İşte devrim muhafızları, Kasım Süleymani, Hamene'yi vesaire muhafazakar ekip. Bu dönemde tabii ki Ruhani bir daha seçilmek istiyor. Bir daha Cumhurbaşkanı olmak için, yani baharda seçim var Mayıs ayında. Bu seçimde aday olması söz konusu ama şu anda gerçekten hani ikinci dönemi belki bile tehlikeye girmiş diyebiliriz. Çünkü işte Anayasayı Korumak Konseyi bunları onaylıyor. Bu konsey daha önce Rafsanjani'nin adaylığını yaş gerekçesiyle engellediği gibi en son yine Ahmet Necat aday olmak istedi bir daha. Ama evet. Hamene'ye dedi ki girme, gerek yok diye, hani çok daha keyfi sayılabilecek bir gerekçeyle Ahmet Necat'a engel oldular. Ruhani'nin aday olma ihtimali biraz daha azalmış oldu bu yüzden. Ve aday olsa bile seçilme ihtimali azaldı. Seçilse bile yani bu sefer hani çok şart, hani şarta bağlı konuşuyoruz ama seçilse bile eskisi kadar rejimi böyle veya muhafazakarları ciddi şekilde karşı duracak elindeki tabanı, gücü eline almış oldu. Yani bir anlamda reformcu hareketin bel kemiği kırıldı diyebiliriz. Yani anladım. Meşruiyetini devrimden alan, Hümeyni ve arkadaşları ve yaptıkları işlerden alan o reformcu kanadın büyük bir moral kaybı olmuş oldu. Büyük bir zemin kaybı olmuş oldu. Çünkü Hümeyni'nin yakın arkadaşı, rejimin belki Hümeyni'den sonra iki önemli isminden birisi vefat etti ve tavrı çok açıktı. Reformculardan yana tavrını kullanıyordu ama şimdi o destek ortadan kalkmış oldu maalesef. Şimdi o destek ortadan maalesef kalktı. Maalesef diyorum, tabii bu bizim için çok... Anladım ama o destek ortadan... Çok önemli değil ama yani... Kalktı ama hocam şöyle bir şey olmuyor mu? Yani o destek ortadan kalkması aynı zamanda bu tür siyasi figürlerin, isimlerin ölmesi ya da öldürülmeleri halkta yeni bir dalgalanmaya yol açar. Yani halkta başka da bir tesir edebilir. İran'da maalesef olmaz diyorsunuz. Niçin olmasın ki? Yani maalesef çok önemli değil ama hani muhafazakarlar daha katı mezhepçi bir tavır sergiliyorlar. Evet. Reformcular ise daha dünyayla, komşularıyla, Türkiye'yle açık ve daha diyalog ve daha iyi geçinmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey var. Yoksa onların hani illa da reformcular çok iyi anlamında söylemiyorum bunu. Anladım. Yani o anladım. Kendi bilecekleri iş ama Türkiye olarak yani İran'da bir yaz kültürü var. Yani bir belki küçük ihtimal olarak konuşabileceğimiz ciddi bir yaz kültürü var. Ciddi de bir tıkanmışlık var. Ekonomik olarak tıkanmışlık var. Siyasi olarak tıkanmışlık var.
artı gençlik, işte eğitim vesaire bir sürü iş imkanları açısından ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve 2009'da patlak veren ciddi bir dalgalanma oluştu. Şimdi ilk kez belki bu bastırıldı tabii özellikle devrim muhafızları tarafından. Ama ilk kez böyle bir belki sosyal tepkinin bu cenazede, Rafsanjani'nin cenazesinde ortaya çıkma ihtimali var. Bu tabii bilemiyoruz. Yani nasıl buna müsaade edecekler, nasıl bir format ortaya çıkacak ama ciddi bir eğer gövde gösterisine dönüşürse bu cenaze, hani reformcuların artık biraz tabii son umudu gibi de bu görülebilir. Bunu eğer iyi bir fırsata dönüştürülebilirse ve halk buna talep ederse buradan yeni bir reformcu dalga ki son işte meclis seçimlerinde görmüştük bunu Tahran'da ve büyük şehirlerde ciddi başarı da gösterdiler. Bunun devamı gelebilir ama yani başta olmadığı için Rafsanjani çok manevi olarak, sembolik olarak önemli bir konumdaydı. Yoksa fiilen etkisi dar olan bir şeydi. Belki Hamenei'nin ölmesi bekleniyordu. Yaşı iyice ilerlemişti. Hastalık sorunları vesaire konuşuluyordu. O ölürse belki bundan sonraki dini liderin seçiminde yanlış Rafsanjani'nin payı yanlış olacağı, kişi etkisi olacağı düşünülüyordu. İran'da yanlış kişi öldü galiba. Yani tabii. Tabii ecel dini lider bekleniyordu ama yani onun yerine rakibi ölmüş oldu. Tabii ki kaderin cilvesi bunlar. Anladım. Varsa bir kasıt onu bilemiyoruz anladım. Tabii ki bu taşın ortadan kalkması yani hesapları değiştirecek. O net anladım. Yani onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir başka bir ama şey. Ama yanlış mı doğru mu onu Allah bilir tabii. Doğru. Şimdi bir başka bir şey var. Onu da sormak istiyorum. Haşimi Rafsanjani İran devriminden sonra hani öncesini siz çok daha iyi biliyorsunuz muhakkak ama İran'da bir siyasi figür olmasına rağmen çok ciddi de bir mal varlığı var. Yani İran'ın en zengin adamlarından biri. Bu İslam devrimiyle İran'da nasıl mümkün olabildi? Yani İran gibi bir ülkede şimdi bir tarafta Ahmeti Nejat gibi bir adam var. Hani Ahmeti Nejat daha böyle mütevazi işte küçük bir evde yaşayan sokaktan bir adam, belediye otobüsünü kullanan falan görüntüleriyle İran siyasetinde öne çıkan bir figür. Ama bir tarafta da Haşimi Rafsanjani gibi gerçekten hani komprador gibi bir adam. Böyle adamlar yani bu kadar kişisel servet elde edebilecekleri bir sistem midir İran'daki İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimden sonraki sistemi? Şimdi hem Mollalar yani tarihsel olarak hem tabi İslam Cumhuriyeti'nin belki şu bugündeki açmazlarından birisi de o. Yani ekonomik hem siyasi bir güç hem dini bir güç hem ekonomik gücü beraberinde toplamaya başladılar. Burada işte devrim muhafızlarıyla da ittifak kurarak yani sistemin bir anlamda her şeyine sahipler kontrol ediyorlar. Ama Rafsanjani ailesi tarihsel olarak da yani geleneksel olarak da zengin bir aile zaten ama Molla olarak da işte devletin üst kademelerinde tabii ki oğlu ve kızı da bu yolsuzluklar gerekçesiyle tutuklandı. Yani burada bir anlamda kendi servetini geliştirmiş, artırmış olabilir ama bu yani yolsuzluk davası bir intikam davası mıydı? Yani siyasi hesaplaşma mıydı? Gerçekten yolsuzluk var diye mesela Ahmet Necat özellikle çok ciddi yolsuzluk olduğunu. Ahmet Necat tabii popüler bir figür. Daha yani kişisel olarak da çok fazla serveti olmayan veya bunu şey yapmadığı için de hani mal biriktirmediği için de halk kesimleri arasında tutulan bir isim. Elinde çok ciddi dosyalar var. Bakın bunları açıklarım diye bir anlamda tehdit gibi de kullanıyordu. Hem devrim muhafızlarına hem hükümete hem ruhaniyin de tabii bu reformcuların rakibi bunu kullanıyordu ama açıklamasına da fırsat vermedi adamlar. Yani rejim öyle bir katı bir şekilde işliyor ki yani Ahmet Necat'ın bu tehditleri de yani vardır belki elinde dosyalar ama kendi adamları da Ahmet Necat'ın adamları da hapse atıldı. Yani böyle bir gerçekten hani yolsuzluk gerekçesiyle bir yolsuzluk ve işte kısır döngü herkes yani birbirine suç atacak belki fırsatları olmayan bir aslında yani dışarıdan göründüğünden çok daha biraz daha içeriden çökmüş veya içeriden karma karışık bir sistem. Rejimle karşı karşıyayız. Karma karışık bir sistem ve herkes birbirini suçluyor ama ortaya dökülen yani ciddi davalar da yok. Ama mesela gerçekten çok biz de onu dosyalaştırdık şeyde bizim merkezin çalışmalarında. Yüksek yani enflasyonik veya ne diyelim ona astronomik rakamlarla maaş alan ciddi devlet memurları var, kurum başkanları var. Onun yanında işte 50-100 dolara hayatını geçirmeye çalışan insanlar halk var. Kesimleri mevcut. Yani ciddi uçurumlar var.
Ve bu uçurumlar tabii özellikle muhafazakarların, yani Moğollara karşı, işte muhafazakarlara karşı, devrim muhafızlarına karşı toplumu da bileyen, toplumun enerjisini belki onlar çekiyor. Evet. Ama eğer bu yol tıkanırsa, ruhanın seçimi engellenirse veya burada zaten ilk dönem dediği şeyleri, vaatleri yerine getiremedi ama ikinci dönem eğer bu yol da tıkanırsa, yani ikinci dönem biraz daha cesur olacağı, artık seçilme kaygısı yok, veto yeme kaygısı yok. Buradan önü açılabileceği umutları vardı. Bu eğer bu yol tıkanırsa toplum ne nasıl bir tepki verir? Toplum yani o gençlik veya umutsuz kesim ne yapar, bunu bilemiyoruz. Yani tabii zamanda bunları göreceğiz. Yani durum biraz karışık olacağınız. Şimdi bir iki dakikamız var hocam. Bir şey soracağım. Genel evet. anlamda tabii bu iki dakikada cevaplanacak bir şey değil ama. Yani İran İslam Cumhuriyeti bir devrim. Hatta ciddi analistler dünyada son devrimin İran'da yaşanan devrim olduğuna inanırlar. Yani böyle de bir kabulü var. Son devrim İran devrimidir dünyada derler. Bu kadar geçen uzun bir süreç, işte 30 küsür yıl, 40 yıla yaklaşan bir dönem. Genel anlamda İran bu devrimle sizce bir şeyi başardı mı? Yani İran İslam Cumhuriyeti, İran İslam devrimi bir şeye modellik yapabilecek mi? Model olabildi mi sizce? Yep. Yani belki başlangıçta bu potansiyeli vardı ama çok kolay harcadı bu potansiyeli. Çünkü ümmetin hani ciddi bir ezilmişlik sorunu var. Bu sorun hala devam ediyor. Örneğin Arap dünyası yine aynı sorunlarla parçalanmıştı da ezilmişti de devam ediyor. Ama İran burada yani demokrasiye ve insan haklarına, iyi komşuluğa hizmet edebilecekken Esad rejimi gibi bir rejimin ayakta kalması ve 500 milyon insanın öldürülmesine yardımcı oldu. Burada payı var. Dolayısıyla bu İslam model, içeride de bakarsak dışarıda yaptığı tahribat belli. Maalesef bu demokrasi umutlarına da İran'da ket vurdu maalesef. Yani anladım. Bölgedeki Suriye, Irak, Yemen. Ama İran içinde de yani ciddi bir dinden soğuma var. İslam devrimi ama yani Türkiye'de Kemalizme rağmen dindarlık ayakta kalmasına rağmen İran'da dinden ciddi bir kaçış var. Anladım, yani dindarlık anladım. Seviyeleri çok düşük, oruç, namaz vesaire. Yani amacına devrim ulaşmadı maalesef. Aslında anladım. Bir yandan da ilk şeyinden de çok farklı bir yere savruldu diyebiliriz İran anladım. Devrimi. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör evet. Ahmet Uysal. Profesörlüğünüzü bir kere daha kutlayalım hocam. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Eksik olmayın.